Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Ceren Coza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Ceren ederim. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Denizlilerden buraya kadar evet. Ayağınızın tozuyla bizi kırmadınız. Konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Hocam siz dermatoloji uzmanısınız. Evet. Cilt hastalıkları üzerine etkili tedaviler noktasında başarılı çalışmalarınız var. Fakat bunun yanı sıra medikal estetik dünyasında teknolojileri çok kullanıyorsunuz. Kesinlikle. Ve kullandığınız teknolojilerle yarattığınız güzellikleri biz bugün burada konuşmak istiyoruz. Bunların içerisinde artık gelenekselleşmiş bir tedavi yöntemi olan radyofrekans teknolojilerinden birisi olan altın iğne radyofrekansı soracağız. Hocam meşhur altın iğne radyofrekans tedavisi olarak uyguladığınız tedavi nedir? Anlatır mısınız bize? Tabii ki. Altın iğne radyofrekans son yıllarda en çok tercih ettiğimiz, severek uyguladığımız cilt gençleştirme yöntemlerinden bir tanesi. Altın iğne radyofrekans tedavisindeki amaç ne? Ciltte kontrollü bir hasar oluşturarak sonrasında doğal süreçte yara iyileştirmesini uyarmak. Neden peki altın iğne diyoruz? Çünkü uygulama sırasında kullandığımız başlıkta gerçekten altından iğneler var. Yani iğneler altında kaplı. Peki bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Altın çok iletken bir madde. Ve bu iletkenliği de çok kontrollü bir şekilde enerjiyi sabit bir şekilde ileterek yapıyor. Enerjinin sabit bir şekilde iletilmesi bize ne sağlıyor? Enerjinin dokuda yanlış yerlere dağılmasını engellemiş oluyor. Yani biz vermek istediğimiz enerjiyi doğru bir şekilde, stabil bir şekilde, aynı dozda tüm derinlikler boyunca vermiş oluyoruz. Bu yüzden altın iğne diyoruz ve altın iğneli başlıklar kullanıyoruz işlem sırasında. Çok kulağa hoş geliyor altından iğnelerle yapılan evet. bir tedavi. Ay. Çok feminen, çok kadınsal Kesinlikle bir tedavi. Kesinlikle çok havalı bence de. Çok havalı bir tedavi. Peki. Kesinlikle. Hangi durumlarda uygulanıyor? Yani evet. kimlere yapılıyor bu tedavi? Şimdi altın iğnenin bir avantajı da o. Aslında hangi durumlarda uygulanamıyor desek belki daha doğru. Çünkü çok çok geniş bir kullanım alanı var. Şimdi 18 yaşındaki bir hastamıza akne sikarı için de yaparken 60 yaşındaki bir hastamıza tamamen cilt yenileme, cilt gençleştirme amaçlı yapıyoruz. Onun dışında gözenek sıkılaştırmada, yara iz tedavisinde, skar tedavisinde, kilo alımına bağlı veya hamileliğe bağlı çatlak oluşumlarının tedavisinde, melazma tedavisinde, rozasea tedavisinde, yani neredeyse aslında kozmetik olarak hani ihtiyacımız olan birçok şeyin tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi altın iğne. Ceren Hocam, peki altın iğne uygulaması nasıl bir işlem? Ağrılı, acılı bir işlem mi? İşlemin kendisi nasıl uygulanıyor? Evet. Şimdi altın iğne uygulaması kesinlikle sıfır ağrısız bir şey dersem belki biraz şey olur ama çok çok rahatlıkla hastalarımızın tolere edebildiği ve uygulaması da gerçekten bizler açısından da pratik olan bir sistem. Öncelikle hastamıza işlem öncesinde, yarım saat öncesinde bir lokal anestezi krem uyguluyoruz. Sonrasında uygun antisepsi ile beraber işleme başlıyoruz. İşlem süresi özellikle yeni gelişen cihazlarla beraber oldukça kısa. Maksimum yarım saat diyebiliriz. 20-30 dakika arasında süren bir işlem süremiz oluyor. Ve dediğim gibi hani hastalardan hani hiçbir şekilde ağrı nedeniyle tolere edilip hasta yani işlemi sonlandırdığımız bir durum hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Tabii ki bu hastalarımızın biraz ağrı eşiğiyle de alakalı ama ciddi anlamda benim ağrı değişim çok düşük diyen hastalarımızda bile gayet konforlu bir şekilde işlemimizi sonlandırıyoruz. Peki her bölge için uygulanır mı? Yani mesela göğüs dekoltesi bölgesinde evet. hemen cildin altında kemiksi yapılar var. Evet. Yani mesela burası için uygulanabiliyor mu? El üstü için, yüz evet. için hangi Tabii bölgeler ki. Daha çok? Tabii ki yani burada zaten şey o. Yani bizim için aslında en zor kısım belki de o işte boyun dekolte dediğimiz kısım. O yüzden zaten uygun enerjilerle, uygun dozlarda tabii ki de o bölgelere uygulama olanağı, imkanı sağlıyor bize ve sonuçlarımız da gayet yüz güldürücü oluyor. Altın iğnenin diğer yöntemlere göre avantajları nelerdir? Altın iğne uygulaması bir defasında bütün hastalarımızın istediği şey hani işlem sonrasında normal günlük hayatına geri dönme avantajı. Yani bu gerçekten o şekilde işlemi yapıldıktan hani birkaç saat süren hafif bir kızarıklık dışında hastamız ertesi gün ya da akşam yaptırdığında işte ertesi sabah rahatlıkla işine devam edebiliyor. Çünkü yüzünde herhangi bir kabuklanma, işte pullanma, soyulma, dışarıdan fark edilebilecek herhangi bir şey olmuyor. Çünkü altın iğne hani sistem olarak zaten cilt yüzeyine
hasar veren bir sistem değil. O gerçekten çok büyük bir avantaj sağlıyor bizlere. Dediğim gibi zaten de az önce de konuştuk. İşlemin ağrısız ve konforlu bir şekilde sürmesi, o da bir avantajı. Yani özellikle zaten işlemlerimizde bizim için en önemli avantaj sağlayan şey hastanın işlem sonrası yaşadığı şeyler. Herhangi bir ağrı hissetmiyor işlem sonrası. Sadece dediğim gibi birkaç saat süren hafif bir pembelikle beraber onu da zaten çok rahatlıkla hafif bir şeyle tolere edebiliyor hastalarımız. En büyük avantajı bu diyebiliriz aslında. Dediğim gibi sınırlama olarak hani şu hastaya kesinlikle uygulayamayız dediğimiz bir durum da yok. Hani çok geniş bir yaş aralığı mevcut. Yani hastalarımızın da gayet severek uygulattığı bir işlem. İşlemden hemen sonra, yani 2-3 hafta sonrasında, ilk uygulama sonrasında bile hastalarımızın o hissettiği canlılık hissi, parlaklık hissi hastalarımıza güzel bir geri motivasyon kazandırıyor. Ve işlemleri bitirdikten sonra, işlem seanslarımızı tamamladıktan sonra yaptığımız işlemin etkileri birkaç ay boyunca ciltte devam ediyor. Hastalarımız diyor ki her geçen gün cildimi daha da parlak hissediyorum. Yani işlem sonrası uzun süren iyilik hali sağlıyor bizlere. Peki, şimdi izleyicilerimiz arasında bu yöntemi anlattığınız bu kadar güzel şekliyle, övgüyle karşılayan, ben de bu yöntemi yaptırayım ama geçmişte dolgu yaptırmışlığım var. Evet. Benim toksin, botoks yaptırmışlığım var. Acaba bu uygulamalar mevcut dolguları eritir mi diyen izleyicilerimiz için ne söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle, tabii ki dolgunun derinliğine bağlı olarak değişir. Yani dolgu eritme amaçlı da biz hani altınla neden faydalanıyoruz. Ama tabii oradaki uyguladığımız enerji ya da işlemin derinliği tabii ki etkileyecektir. Ama bu bizim için hani bazen işte tedavi amacıyla uyguladığımızda avantaj oluyor. Ama normalde tabii ki de yeni dolgu yapılmış bir yüzde tabii ki de dolguyu etkileme ihtimali eğer yapılan uygulamanın şeyi yüksekse, derinliği ve enerjisi, öyle bir ihtimal oluşabiliyor. Hani botoks uygulamasından sonra da aynı şekilde zaten botoksun etkinliğini azaltıyor ve çözüyor. Bunu da bazen biz yine botoks komplikasyonlarını giderme amaçlı ya da istemediğimiz bir durum oluştuğunda o amaçlı kullanıyoruz. O yüzden genel olarak tercihimiz önce hastamızın altın iğne seanslarını tamamlamak ve sonrasında yapılması gereken diğer botoks ya da dolgu uygulamalarını yapmak. Tabii siz Denizli'de görev yapıyorsunuz. Evet. Aslında zor bir bölgede görev yapıyorsunuz. Çok güneşi bol bir coğrafyada görev yapıyorsunuz. Eminim ki kliniğinizde, dermatoloji kliniğinizde leke sorununu gidermek amacıyla başvuran hastalar da çoğunluktadır. Evet. Leke tedavisi gören bir kişi aynı zamanda kimyasal peelingler, lazerler, leke tedavisi süreci içerisinde sıkılaşma veya buna benzer bir de isteği var ise altın iğne yaptırabilir mi? Ciltte incelmiş bir yapı var diye kendisini tanımlayan bir hasta varsa altın iğne de yaptırabilir mi hocam? Şimdi tabii oradaki şimdi hastayı görmeden konuşmak doğru olmaz. Tabii ki de çok işlem görmüş ciltlerde çok iyi değerlendirmek gerekiyor hastayı. Sonuçta orada tekrar bir inflamasyon dediğimiz bir yankı oluşturuyoruz ciltte. Bu bizi daha da olumsuz etkileyebilir ama orada dediğim gibi hastayı uygun bir şekilde değerlendirdikten sonra tekrar orada sağlıklı kolajen sentezini şey yapmak için, uyarmak için, cilt yenilemesini sağlamak için yapılabilir. Ama dediğim gibi hasta üzerinden bunları konuşmak çok daha uygun olur. Ama yoksa normalde zaten yaz dönemi, uzun geçen yaz dönemlerinde altın iğne eğer cilt çok çok daha hasarlı değilse biz tedavi amaçlı hani uygulamaya yaz dönemi boyunca da normalde devam ediyoruz. Aslında bu konuya verdiğiniz cevap bizi nereye getirdi biliyor musunuz? Sevgili seyirciler, bu tedavi aslında dışarıdan bakıldığı zaman kolay uygulanabilir tedaviler gibi görülse de mutlaka dermatoloji uzmanları, plastik cerrahi uzmanları ve medikal estetik sertifikasına sahip yetkili klinikler tarafından uygulanılması gerçeğini ortaya bir kez daha çıkartmış oldu. Dolayısıyla bu branş hekimlerinin dışında hatta hekim olmayan bir alanda yapılan bu uygulamalar leke tedavileriyle birlikte uygulanıldığı takdirde kalıcı, istenmeyen hasarlara dahi yol açabileceğini ve mutlaka hekimin branş uzmanı olan bir hekim tarafından kontrollü bir biçimde yapılması gerektiğini bir kez daha ortaya çıkarmış oldu. Kesinlikle bu noktayı vurguladığınız için ben de teşekkür ediyorum. Sonuçta bu işi yapan uzmanlar olarak yani ana hedefimiz iyilik hali sağlamak ama önce hastaya zarar verme. Yani bu noktayı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor.
Ve maalesef hani bu dışı, yani uzmanlık dışı yapılan ya da doktor dışı yapılan hele uygulamalarda yani bu zarar verme etiğine maalesef istenmeyen sonuçlarla karşılaşılması istenmeli değil. Maalesef. Hocam çok teşekkür ederiz. Denizli'den buraya kadar da zahmet ben verdik geldiniz. Ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.